Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs silsile derslerimizden buradalar. Tinglash manzaratını eşleyerkendik. Devam etkizemiz. Eşitiş türleri. Üç kul. İdraki eşitiş. Birincisi. İkincisi fahmi ve akli eşitiş. Üçüncüsü, icabat ve kabul kılıç eşitişi. Bana bir deden körüp çıkarmış. Adamları eşitledi, bana şu üç köbülün adı olan eşitişliği. Birincisi, idraki eşitiş. Bu kanakı buladı. Bir lektör, minbarge kütarılıp, çekişliğini zararı hakkında leksi okudu. Onu insanın zararı, yürekke, öpkege, asapke koyun ki, insanda organizmine zararı hakkında yapırıldı. Operasiya qilingan şu çekişliği oqibatida kasal bo'lgan o'pgan operasiya qilgan ko'rsatdi. Go'zallik esa bo'ldi. Endi şu leksiyada o'tirganlardan bitta odam chekar edi, eshitdi, tushundi, lekin tashlamadi. Bu odamni eshitligi idroki eshitish deyiladi. Eshitdi ve tushundi. Ammo chekishni tashlamadi. İkincisi, fahmi ve aqli eshitishlik. Yana bitti adam bu leksiyani eşitti, xulosa qildi. Ha, demek zarar eken, qonga zarar eken, asabga zarar eken, nasl nasabga zarar eken. Demek insonda organizmiga katta zararı var. Ajalini tezlashtirar eken. Çekiş akıldan mı? Tamakiga qul bo'lib qolishlik to'g'ri bo'lar eken mi? Eşitti ve tafakkur qildi. Birinci adam eşitti, tushundi. İkinci adam eşitti, tafakkur qildi. Endi üçüncüsü. Üçüncüsü, icabat ve kabul eşitişi. Yana bitti adam, üçüncü adam bu leksiyani eşitti. Eşitti, düşündü, aklını işletti ve kabul kıldı. Çeker adı bu üçüncü adamım. Bugünden başlayıp taşıdığımızı gerekti dedi de, gıcımla durup ahlatke taşıdı. Demek maruzanı eşken payette adamlar hem bana şu üçte eşitişten bittesi de buladı. İdraki, akli, icabat. İdraki eşitti, düşündü, bu oldu. Başka hiç kanı kadar özgürlüğü yok. İkincisi, eşitti, düşündü, fikir kıldı. Üçüncüsü, eşitti, düşündü, fikir kıldı, icabat kıldı. Demek üç kıl eşit şeker. Bu adam, Roparası'daki adam ki, yelkesinde çayan durdu dedi. Halbuki yaptı eşitken adam karab durup, rahmet, rahmet, özür yaşamışsınız, salamat sizce o adamı dedi. Yelkesinde çayın turuptu dese hiç kadar reaksiyon yok. Şimdi bana şu reaksiyon kıymetken adam mı bu halatını üç kıl talkın kılışı mümkün. Birincisi sözde eşitmedi. Bu için şimdi nasıl kıymet yaptı? Ya ki bu yapırken adamı, ayaklandırırken adamı tılını düşünmüydü. Ya ki bu olmasam çayın adını bilmiydi. Eğer eşitip, düşünüp, idrak kılıp, kabul kıyana da ne bulardı? Avtomatik yelkesini kokup alanıdı. Demek şimdi adamlar var. Kulağı var. İşliydi ama hakikatte eşitmiydi. Ayetlerini eşitledi, hadislerini eşitledi, eşitme kendi kete uğradı. Bunaki adamlar özlerini cüdüyem akıllı saniyeydi. Ha, biz dedi 21. asırda yaşayıp biz dedi. İlim fan asırda yaşayıp biz dedi. Bunaki din, sizateken, şariyat, ahiret degen nasalar bizi zamanımızda doğru kemiydi dedi. Nazarada hemen yolu buladı bunlar. Özünü balat oladı. Allah Teala bunlar hakkı da itadı. Estağfirullah. Ya'lemuna zahiran minel hayati dunya ve hum anil ahireti hum gafilun. Ular ahiretten gafil bir haber bulgen halları da fakat hayatta dünyanın zahirini yine biladılar. Bunlar kulağa getirdi, idrak kımadı, fikir kımadı, aklını işletmedi, kabul kımadı. Allah Teala bunu kadar hakkında etti. Estağfirullah. Ve la tekunu kellezine kalu semi'ne ve hum la yasma'un. Eşmegen halde turup, eşitmezden turup, eşittik dedi yanlarda kapıp kalmıyorlar. Demek eşitmiydi degen de Allah Teala ne ayet yaptı? Tadbik kımıydı, kabul kımıydı, icabat kımıydı. Bana eşitli yap bize ayetlerini. Eşit durup, ribanı haramlığını taşlasayız, demek icabat kıldız. Tadbik kıldız bilgenizi.
Bildiniz yolg'on gapirishi harom ekan. Bildiniz tarozni olishi harom ekan. Bildiniz svetoforni qizilga o'tib ketishi harom ekan. Bildiniz streshniga chiqib yurishi haromligini. Eshitdingiz. Endi tatbiq qilmadingizmi? Eshitganingizga amal qilmadingizmi? Demak siz ijobat qabul eshitish bilan eshitmadingiz. Shuning uchun birodarlar, fahmi eshitish, aqli eshitish hamda qabul qilish eshitishi. Bizda odamlar ko'proq qaysinisi? Mana endi Qur'oni Karimda mana shu fahm eshitishiga dalil bo'lgan oyatni keltiramiz. Astag'du billah. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bih va lan nushrika bi robbina ahada. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Qur'on talovat qilib turganiga mana Nusaybin deb nomlanadigan joyning jinlari kelib eshitib guvoh bo'lishdi. Ey Muhammad ayting, menga vahiy qilindiki, jinlardan bir guruhi mening Qur'on tilovat qilganimni eshitib, o'z qavmlariga qaytib borishgach dedilar. Dar haqiqat biz haq yo'lga hidoyat qiladigan bir ajib Qur'onni eshitdik. Eshitdik va darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Parvardigorimizga hargiz biron narsani sherik qilmasmiz. Demak, eshitdi, tushundi. Idroki eshitish, aqli eshitish. Astagfirullah billah innaka la tusmi'ul mauta va la tusmi'us summa du'a'a idza wallaw mudbirin. Aniqki siz ey Muhammad alayhisalom o'z da'vatingizni o'liklarga o'qitira olmassiz va yuz o'girib ketayotgan kimsalarga ham bu da'vatni o'qitira olmassiz. Alloh taolo o'lik deganda rasulkam o'likni aytmayapti bu yerda. Rasululloh o'liklarni bor da'vat qilmaganlar. Tiriklarni da'vat qilganlar. Lekin bular eshitib, ijobat qilib qabul qilmaganligi uchun Alloh taolo bularni o'lik deyapti. O'liklar ham eshitadi birodarlar. Dalil Nabiy sallallohu alayhi vasallam Badr kunida ana shu mushriklarning eng ulug'laridan 70 kishi qatl qilinganidan keyin ularni bir qalibga, chuqurga tashladilar. 70 ta mushrikni o'lik yotibdi chuqurda. Shunda Rasululloh kelib, "Ey Amr ibn Hishom, ey Utba ibn Robiya, ey Valid ibn Utba, nomnom aytib turib, hal vajattum ma va'adakum robbukum haqqo? Robbilar sizlarga va'da qilgan narsa haqqa kami? Topdinglarmi shuni, ko'rdinglarmi? Fa inni qad vajattum ma va'adani robbi haqqo dedilar. Albatta men Robbim menga va'da qilgan narsani haq ekanligini ko'rdim dedi. Umar ibn Xattob, "Ya Rasululloh, ma o'liklarga gapiryapsan, bu hidlanib jiyib ketdi ular sasin." Deganida Rasululloh aytdilar, "Sendan ko'ra ular yaxshiroq eshitadim meni" dedilar. Ha, o'liklar ham eshitadi, lekin qimillamaydi-da. Xuddi shunga o'xshagandek, nafas olib harakatlanib yurgani bilan da'vatni eshitib turib, da'vatni qabul qilib, unga amal qilmadimi? Xuddi o'likka o'xshab ijobat qilinmagan odamlardan bo'ladi. O'liklar qatorida bo'ladi. Alloh taolay aytadi, astag'du billah. Wa ma yastawi al-ahya wa al-amwat. Tiriklar bilan o'liklar ham barobar emasdir. Albatta Alloh o'zi xohlagan kishilarga haq da'vatni eshittirur. Ey Muhammad alayhisalom, siz qabrdagi kimsalarga, ya'ni o'liklarga, o'lik dillarga eshittira olguvchi emassiz. Idroki eshitish, fahmi aqli eshitish, ijobat eshitishi. Ijobat eshitishi. Bu mana shu eshitishlikning eng oliy darajasi martabasi. Atrofimizdagi musulmonlarga bir nazar solaylik-da. Yer yuzida milliarddan oshiroq musulmonlar bor. O'zini musulmon deb biladi. Lekin haqiqatda ham hammasi Alloh xohlagandek, payg'ambar xohlagandek ummati Muhammadiyami? Chinakamiga ummati Muhammadiyami? Alloh taolo bu ummatni maqtagan. Astag'du billah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Sizlar ummati Muhammad. Insoniyatga chiqarilgan ummatning eng yaxshisi bo'ldinglar. Eng yaxshi ummat sizlarsizlar. Va aytdi nima uchun yaxshi ekanligimizni. Ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna anil munkar. Yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar. Shuning uchun biz yaxshi ummatmiz. Agar biz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bo'lsak-ku, amr ma'ruf nahy munkar qilmayotgan bo'lsak, da'vatga ijobat qilmayotgan bo'lsak, biz chin ma'noda ummati Muhammad bo'la olmaymiz, birodarlar. Tushunarlimi? Biz Muhammad alayhissalom ummatimiz. Go'zal birodarlar. Lekin
Mana şu ümmet davat ümmeti bo'ladi, icabat ümmeti bo'ladi. Nima degani? Mana siz bilan biz yo davat ümmetimiz yo icabat ümmetimiz. Qarang qaysinisidasiz siz? Davat ümmeti kim? Allah ve Peygamber davat qilgan odamlar davat ümmeti bo'ladi. Endi mana şu Allah ve Peygamberning davatini kabul qilib icabat qilgan odam icabat ümmeti bo'ladi. Demek, agar davatni kabul qilib onu özünün hayatında tatbik kılsa, şunda mana şu insan icabat ümmet qatorida bo'ladi, şunda Allah maqtagan ümmetten bo'ladi. Bizga davat yetib keldi. Biz Muhammad Aleyhisselam'ın ümmetini dairesine kirdik. Endi tatbik kılışımız qopti birodarlar. Ana şu tatbikimizga yarasha kun ko'ramiz. Olim ve badavlat bo'lgan bir insan özünü farzandlarini yig'ib olib aytayapti. 5 ta farzandi bor, o'g'il qiz aralash. Biror bir sohada bir mutaxassis bo'lib, bir ilmiy sohada bir martabaga erishishga niyatingizlar, layoqatingizlar bo'lsa, hammalarga imkoniyatlar teng. O'qiyman desanglar, hammalarga sharoitni qilib beraman dedi. Ya'ni da'vat, taklif hammaga bir xil aytildi. Lekin mana shu 5 ta farzandidan bitta farzandi ijobat qildi. Oliygohga kirdi, qattiq mehnat qildi. Şu bilan ilmiy darajaga bir martabaga erişdi. Bizga ham Alloh tomonidan, payg'ambar tomonidan da'vat kelgan. Eshitdik. Shansimiz bir xil, imkoniyatimiz bir xil. Endi qabul qilib ijobat qilsak, maqtalgan ummatdan bo'lamiz. Yutuq nimada? Mana shu senga kelgan da'vatni, taklifni qabul qilasan, amal qilasan, hayotingda tatbiq qilasan, inekin dinni hamma mevalardan bahra olasan. Demek eşitişlik üç türlü oldu. İdraki, akli ve icabat eşitişi. Dünyadaki hemen maçlarda namazdan ki Müslümanlar dua kıladı da Semi'ne ve ata'ne gufraneke. Eşittik, itaat kıldık, bizi günahımızı keçirdik. Diyor, diyor. Ama hayatta kılayken işini karaydıken bu ses, o etken gapiga hilafliler var. Gıybet var. Namima bor, harom luqma bor. Eshitdik, itoat qildik. Shunaqa bo'ladimi? Yahudiylar nima deyshgan? Sami'na va asoyna deyshgan. Eshitdik va bosh tortdik deyshgan. Eshitdik, qabul qilmadik deyshgan. Ha biz nima deyapmiz? Eshitdik, itoat qildik deyapmiz, lekin hayotda bu narsaga itoat qilayotganimiz ko'rinmayapti. Shuning uchun birodarlar, mu'min odam eşitlik, itaat kılıyı degenden ki, icabat kılışı diye kereyip oladı. Estağfirullah. Rabbana, innena semi'na munadiyen yunadi lil iman. En aminu bi rabbikum fe amanna. Rabbana, faghfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar. Parvardigara, elbette biz, parvardigarın gizgi iman keltirin. Deb imonga chorlagan jarchi Muhammad alayhissalomning nidolarini eshitdik-ku, iymon keltirdik. Parvardigoro, bizning gunohlarimizni mag'firat qil. Qilgan yomonliklarimizni o'chirgin va bizlarni yaxshilar bilan birga o'ldirgin. Musulmon odam uni manhaji bor. Hayotda programmasi bor. U nimani eshitish kerak, nimani eshitmaslik kerak yaxshi biladi. Allah azablangan asani eshitmaydi, Allah icazat bergan asalarini eshitadi. Mana muzika. Allah özünü mu'min bandalarını muhtab aytyapti. Estağfirullah. Ve izâ semi'ul lagva a'radu anhu ve qalu lana a'maluna ve lakum a'malukum selamun aleykum la nabtagil cahilin. Kaçan o mu'minler behuda narsalarni eshitsa, undan yuz o'girurlar. Mana shu yerdagi lag'u, behuda narsani ulamolar musiqa deyishgan. Muhammad al-Hanafiya lag'u g'ino, musiqa muzika deydi. Vallazina la yashaduna zura va idza marru bil lag'vi marru kiroma. Ular Rahmonning bandalari, suygan bandalari. Yolg'on guvohlik berishmaydi. Ve lag'u oldidan o'tgan vaqtida oliy janoblik bilan undan yuz o'girgan hollarda o'tirlar.
masxaravozlikda esa, g'ibat chiqyapti esa, johillar ularga xitob qilsa, muzikani esa, nima qiladi? Oliy janoblik bilan yuz o'g'irib ketadi. Shuning uchun fe'lan mu'min bo'lgan banda bunga o'xshagan narsalarni eshitishdan o'zini ehtiyot qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud aytadi, g'ino qalbda nifoqni o'stiradi. Xuddi suv o'simligini o'stirganidek. Qaytaramiz. Xuddi suv o'simligini o'stirganidek, musiqa, g'ino insonda qalbida nifoqni o'stiradi. Inson musiqani qancha ko'p eshitar ekan, shuncha qalbida nifoq ko'payib boraveradi, lekin buni sezmaydi. Din birodarlar mustaqim bo'lishligi bilan komil bo'ladi. Din istiqoma bilan bo'ladi. Biz Alloh taolodan karomatni, Allohni viloyatini so'rayapmizmi? Alloh taolo bizdan istiqomani so'rayapti. Bandani qalbida Qur'on bilan musiqa bir bo'lmaydi. Biri ikkinchisini surib chiqaradi. Buni misoli yorug'lik bilan zulmatni misoliga o'xshaydi. Yo yorug'lik bo'ladi, yo zulmat bo'ladi. Qani endi masalan bir-biriga zid bo'lgan narsalar bor, bir-biriga teskari narsalar bo'lgan narsalar bor. Masalan, bitta doskani yarmi oq, yarmi qora bo'lishi mumkin. Bir vaqtning o'zida yarmi oq, yarmi qora bo'lishi mumkin. Demak, doska ham oq, ham qora deyishimiz mumkin. Bu bir-biriga teskari narsa. Ammo zid degan narsa bir-biri bir vaqtda bo'la olmaydigan narsalar. Masalan, odam yo o'lig bo'ladi, yo tirik bo'ladi. Xuddi shunga o'xshaganda yo zulmat bo'ladi, yo yorug'lik bo'ladi. Endi Qur'on bilan musiqa bir-biriga zid narsa. Yo Qur'on bo'ladi, yo musiqa bo'ladi. Tushunarlimi? Qur'on bilan musiqa bir-biriga teskari narsa emas, bir-biriga zid narsa. Demak, qoida birodarlar. Qur'on va musiqa bir-biriga zid narsa, ularni biri ikkinchisini surib chiqaradi. Odamlar bor, Imom domla Qur'onni ozgina uzoqroq o'qib qo'yadigan bo'lsa, malollanib ketadi. Biz o'shulardan emasmizmi? Bir teshirib ko'rishimiz kerak o'zimizni, birodarlar. Soatlar musiqani eshitaveradi, soatlar g'ibat, namimani eshitaveradi, ammo Qur'on o'qisa nima bo'ladi? Malollanib qoladi. Alloh azza va jalla ana shu eshitib, tushunib, idrok qilib qabul qiladigan bandalardan qilishligini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.